Merhabalar, yaz sıcağında yine birlikteyiz. Ee, aslında hem yerel siyaseti konuşmak istiyorum, yerel seçimleri yaklaşıyor, hem de genel konulardan e, söz etmek istiyorum. E, tamam, doğru. Her gün zam var, öldürücü sıcaklar Çukurova'da ve de çok kötü, başarısız yönetimler e, sergileniyor. E, bununla başlayalım. Gerçi her gün zam oluyor, alıştık artık biz ille de zam istiyoruz diyoruz. Bir kısım oy vermeyenler, iktidara oy vermeyenler oh diyor zam geldi yine de gelsin diyor, yine de gelsin diyor, İyi oluyor, seviniyorum diyorlar, kızgınlıktan söylüyorlar. Tabii oy vermiş kesimde onlar da zam istemezlerdir mutlaka ama onlar da şaşkın bir şekilde duruyorlar. E, ama olan bize oluyor. Kim oluyor? Yurttaşlar oluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Dolmuştan, iğneden, ipliğe her şeye zam geliyor. Çünkü e, çiftçiyi görüyorsunuz, köylüyü görüyorsunuz. İyi e, kardeşim çiftçi, köylü, dolmuş, e, emekli falan diyorsunuz ama onların hepsi iktidara verdiği iyi oldu. Zam geldikçe gelsin. Oh memnun oldum diyenlere de sokakta çok rastlıyoruz. Bunu söyleyelim. E, ben şu, şununla girmek istiyorum aslında. E, epeydir de e, program yapmıyoruz sevgili Leventle yere seçimler yaklaşıyor ama başarısız kötü yönetimler sergileniyor. Gerçekten çok kötü yönetimler sergileniyor. E, halk çocuklarına müsaade edilmiyor, müsaade edilmiyor. Çünkü kalıplaşmış bir yapı var. Çok kalıplaşmış bir yapı var. eğitimli, zehir gibi zeki, not aldım böyle kafası çalışan, sevilen, cefer gibi insanlarımız var. Ama onlara müsaade edilmiyor. Onların önleri kapatılıyor. Siyaset camiasını bakkal dükkanı gibi gören ekipler var. Hepsi de birbirine benzeyen yapılar şehrimizi, ülkemizi, bölgemizi sarmış durumda. Yani o zefer, zehir gibi zeki insanlarımızın önleri kesiliyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ya parası yok ama şu 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 şunun. Ya kardeşim parası var dedikleriniz babalarının baskı makinesiyle para basıyor da şöyle millete para mı dağıtıyor? Ali'nin verilen Ali servetinden size ne? Size, bize topluma bir faydası var mı? Bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. E o zaman nedir? Niye bu milletin, bu gençlerin, eğitimli gençlerin, bu toplumun önünü kesiyorsunuz? İşte ben 53 yaşına geldim. Bu 30 yaşında, bir sürü 25 yaşında, 30, 35, 40 yaşlarında bir sürü gençlerimiz var. Bir sürü ceferlerimiz var. Pırlanta gibi insanlarımız var. Niye o insanların önleri kesilmek istenir? Burada bir yapı var. Burada bir yapı var. O yapının kırılması lazım. Bunu baştan söylüyorum. Şimdi New York Belediye Başkanı var. Not aldım. New York Belediye Başkanı işte Eric Edmonds'ın denilen birisi. Siyahi bir adam. Bunu hiç kimse tanımaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya devi, tek kutuplu dünyanın devi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin, New York kentinin Belediye başkanı Eric Adamson, adam siyahi ve e, yani e, şey bunun annesi temizlik yapan bir kadınmış. Sıradan bir kadınmış o, oralarda yaşayan. E, ve şey, adam New York belediye başkanı olmuş. Bakın oradaki belediye başkanlarının ellerinde çok büyük yetkiler var. Ne yetkiler var biliyor musunuz? Eğitimden, emniyetten tutun her şeye varana kadar devlet, belediye devlet orada. Ama hiçbirinin fotoğraflarını göremezsiniz. Hiçbirinin böyle egosu tavan yapması, hiçbir yerde böyle dev ofişlerle hiç utanmadan çukurların önüne fotoğraflarını koydurmazlar. Bu nedir kardeşim burada ya? Bu nedir bu memlekette ya? Şimdi okuyanlar bilir. George Orwell'ın 1984 kitabı var. O kitapta Büyük Birader'den söz eder. Büyük Birader. Büyük Birader Büyüktür yani. Büyüktür. Yani o ne derse o olur. Yani diyelim ki tıpkı bizim büyük ağabey gibi, cumhurbaşkanımız gibi. Saygı duyuyoruz sayın cumhurbaşkanımız gibi. Bakın, cumhurbaşkanının bir geçmişi var. Başarılı bir belediyeciliği var. Ama sizin neyiniz var? Bıraksan hepsi cumhurbaşkanı olmak istiyor. O kadar egoları yüksek. O kadar nefisleri yüksek. O kadar kendilerine tapınmışlar, narsist olmuşlar, megalomanlaşmışlar ki her tarafta boy 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 sanki beşere satın babası Hafize sat var. Nedir kardeşim bu ya? Ya Allah'ını seversen vatandaşın umurunda değil. Vatandaş düştüğü çukuru bilir. Yani Büyükşehir Belediyesi, Küçükşehir Belediyesi aman önceden belli öyle olur. Eskiden de öyleydi. Şimdi de aynı düzen devam ediyor. Benim değil o ara Kozan Belediyesi'nin, benim değil o ara Büyükşehir Belediyesi'nin. Ya hepsi başarısız. Ya Allah'ın çukurlarını, Allah'ın yollarını yapamaz mısınız? Sanırsınız ki memlekette sanat festivalleri var, kültür festivalleri var, fuarlar var. Hiçbir şey yok ya. Allah'ını seversen hiçbir şey yok ya. Yani insan canı sıkılıyor ya. Yani memleketi sanat merkezi haline mi getirdiniz? Ne yaptınız yani? Sinema film fuarları mı var memlekette? Kültür eğlence mi var? Gençlerimiz toplum bunalımda. Bakın bir belediye başkanından söz ediyorum. New York'un belediye başkanından söz ediyorum. Adam halkın içinde siyahiler ayaklanıyormuş orada. Yani kendilerine ırk ayrımı yapıldığını söylüyorlar. Siyahilerin yanına gidiyormuş, eylem yapıyormuş. gün polis üniforması giyip işte polis bir tarafta bir herhangi bir bir şu asayiş görevinde bulunduğunda polis elbisesiyle zırhlı elbise şey giyip gömleği neyse ceketi giyip git onların yanında yer alıyor. Düşünün. Halkla barışık Halkla iç içe, toplumla barışık, toplumla iç içe. Bizde nedir? Allah'ını severseniz ya. Bizde inşaat baronları olur. İnşaat baronlarıyla beraber otururlar. Kardeşim senin 8 kat, şu 12 15 kat. Onun gizli kulislerde konuşalım. Ama o iğreti durumu, o eşitsiz durumu dile getiren, bunları ayna tutan kesimlere karşı da troller ordusu küfür şeklinde ortaya çıkar. Troll beslerler. Bazıları da kendisini troll yerine koyar. Yalakalık için, yağcılık için. Ya kardeşim, memlekette, memlekette doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar derler. Rahmetli Bekir Coşkun 10. köyü açmıştı. Namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmalıdır. Bakın bu memlekette, bu memlekette değerli izleyiciler, hapishanede kaç kişi var Allah'ınızı severseniz? 50 binin üzerinde kimisine göre çok daha fazla. Binlerce insan bağıra çağıra inleyerek öldü. Deprem felaketi geldi. Deprem felaketini yaşadık. Halen de depremden korkuyoruz. Ben şu anda burada program yaparken bir taraftan da tedirgin oluyorum. Ayağımız yere değse acaba diyoruz. Her an depremi yaşıyoruz. Köye gidip geliyoruz. Hadi köy olmayanlar ne yapacak? Hadi müstakil evi olmayanlar ne yapacak? Bir çadırda yaşasak diye düşünüyoruz. Hapishanede kaç kişi var söyler misiniz? Kaç tutuklu var? Kim var? Hiç kimse yok. Ama burada kalıplaşmış yapı var. İnşaat var. Yükselti var. Bugün yükselteceğiz, yarın düşüreceğiz. Ondan sonra gizli kapaklı şunların elindekiler satılsın, şunların gizli satılmasın. Filan festekiz, düzümsüz işler. Değil mi? Değişim zamanı geldi. Değişim, güçlü değişimlere ihtiyacımız var. Güçlü yeniliklere ihtiyacımız var. Buradan çağrı yapıyorum. Genç kesin. Eğitimli genç kesin. Elini taşın altına çıksın, çıksın ortaya. Çıksın ortaya. Bugün biraz adaylardan da söz etmek istiyorum ben. Siyasi partilerden de söz etmek istiyorum birazcık. Yani siyasi partiler bizim burada hepsi birbirine benzer oğlu. Hiç kusura bakmasınlar. Yeter ki iktidar gücünü görsün insanlar. İktidarlar çok ama Bir de burada iki tane kozanlı yan yana getirmek istemeyen insanlar var ve İki kozanı yan yana getirmiyorlar, rahatsız oluyorlar. Hepsini birbirine düşürüyorlar. Ve Mandrika gibi tıpkı Kızıl Maske Fantom'daki işte eski Texas Tomikistler'deki Zempla'daki Rasmus misali şey bıyık altından gülüyorlar böyle. Bunu da yönetici sanıyorlar. Ya bu orta çağ kafa. Belki modern üniversiteleri bitirmiş olabilirler. Ama kafaları orta çağ. Orta çağ şeytanlar kafaları çalışıyor. Fitneliğe kafalar çalışıyor. İnsanları birbirlerine düşürerek Siyaset yapmayın kardeşim. Bunun adı siyaset değil. Bizi enayi yerine koymayın. Bu toplumu sersem ahmak sanmayın. Vallahi öyle bir tokat yersiniz ki görürsünüz. Görürsünüz. Ha. Ya zamanı geçmiş insanların değişmesi lazım. Siyaseti görünce, koltuğu görünce değişen, bambaşka olan, gücü görünce taklatan Böyle makamı görünce taklatan, makam sahibi olunca böyle ne oldum delisi olup böyle halkla hiçbir ilişkisi olmayan böyle aleyhi veleyhi birbirine düşün. Onu şey işte at it dölürse kardan, kurt dölürse kardan misali siyaset güdenleri de buradan uyarmak isterim. Bunun da altını çizdiğimizi söyleyelim. Heh. E şimdi burada... Biliyorsunuz milliyetçi muhafazakar kesimin ağır bastığı bir kozan var ama kozanda da böyle yüzde elli adaylar kadar da siyasi partiler kadar da adaylar önemli. Adaylar çok önemli. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya çok önem verildiği biliniyor. Geçenlerde Devlet Bahçeli 11 ilde de 11 büyük şehirde de mutlaka alacağız dedi. Bir mesaj verdi. E, Tabi aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Geçenlerde e, e, bir basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını e, açıklayan ilk kişi Kürşat Sedefoğlu oldu. Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Sözcü'ye de yakın bir isim. Muharrem Varlı da yakın bir isim olduğu söyleniyor. Kürşat Sedefoğlu çıktı adaylığını açıkladı. Adaylığını açıklarken de aslında su yasabına da dokundu. Yani ülke ocaklarına yetişen bir genç bir arkadaşımız. Bizleri siyasi görüş ayrımı yapmadan işte herkesi mi kucaklayarak Toplumsal barışı sağlamayı hedefliyoruz dedi Küşat. E, matematik öğretmeni kendisi donanımlı olduğunu belli etti. Esnek, renkli bir arkadaşımız ama çizgisi sağlam bir arkadaşımız. E, Küşat Sedefoğlu oradan ortaya çıktı. Tabii e, bunun dışında başka adayları da isimleri geçti. Bir ara Yasin Yavuz'un ismi geçti. Avukat Yasin Yavuz'un ismi geçti. Rüzgar gibi oldu. Şey gibi oldu hani e, bir top alev gibi olur sonra sesin kesilir ya öyle oldu. Yasin Yavuz'un e, ismi kardeşimizin. E, sonra e, evet bir, e, Halil Yağbasanların adı geçiyor. Tabi teşkilatlara bağlı. Teşkilat Kozan ilçe Teşkilat Başkanı e, Şerif Köşeli. E, e, MHP içerisinde e, MHP içerisinde MHP'lerde e, şu moralin yüksek olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı'ndan aday gösterme hakkı bizim diyor MHP'liler. Bunu duyuyoruz. Zira bu yüzden aday adaylar oradan çıkmaya başladı. İsmi geçen önemli bir isim de Halk Bankası Bölge Müdürü Sayın Mustafa Atlı. Mustafa Atlı üst düzey bürokratik bir isim. Tabi Halk Bankası'nın bölge müdürü. Bölge müdürü olması sebebiyle bürokratik ve ticari kesimde, üst düzey kesimde güzel ilişkiler var. Tabanda da belli bir ailenin çocuğu, yine Atlı ailesinin çocuğu. Mustafa ismi geçiyor. Kendisi ben adayım falan laf etmedi. Ben bunu ilk kez kamuoyuna e, yazan kişiyim. E, Atlı aday olarak düşünülüyor Cumhur İttifakı'nın kuvvetli bir adayı. Tabii Kuşat Sedefoğlu da o, oradan çıktı. E, başka isimler, Levent Aklın'da var mı benim MHP'den başka isimler var mı? E, Levent'e laf atmasam olmuyor buradan. Konuştum, evet. Biraz CHP'ye gelelim. CHP'de yukarıda olduğu gibi Kozan'da da çeşitli iç çelişkileri yaşıyorlar. Burada tartışma içerisindeler. Ben bir adım geride durmak zorundayım gazeteci olduğum için. CHP'de adaylık için ismi geçen isimlerden birisi Atalay Özer. Sevgili Atalay Özer, belediye meclis kendisi. Pırıl pırıl genç bir arkadaşımız. Mücadele ediyor, uğraşıyor. İnsan ilişkilerinde başarılı eee temiz bir isim. Niçin olmasın? Niçin olmasın? E, Atala Özer'in e, ismi geçiyor. E, başka bir isim daha geçiyor, e, ismi. O da e, hem ailevi hem de eee şahıs olarak toplumda e, karşılığı olan bir isim. E, sevgili Muhammed Alparslan iş insanı. E, Muhammed Alparslan e, geçenlerde Levent'le birlikte ee, sevgili Tarık Temur'un annesinin vefatında e, mezarlık civarında bir araya geldik. Orada bir e, şöyle bir görüştük. Baktım, e, yürüyoruz böyle baktım. Mehmet Alpasta herkesle tokalaşıyor, herkesle ilişkileri var. E, renkli isimlere, genç isimlere e, bir, bir şöyle görgülü isimlere ihtiyacımızın olduğunu adını e, çiziyorum. E, Mehmet Alparslan ismi güzel bir isim orada e, geçiyor. E, bunun dışında e, işte e, tabii a, a, burada e, AKP AKP çok önemli e, ama şunu söyleyeyim, kulislerin e, e, kameraları kapattığımızda şunları duyuyoruz siyasilerden. Net duyuyoruz yani. E, genel olarak söylüyorum. E, yani e, Kozan Belediye Başkanı'nın AKP'den aday edilme imkanı hiç yok diyorlar. Çünkü Devlet Bey bu konuda çok kinci. Yani siz Cumhur İttifakı'na seçim kaybettirmişsiniz, şikayet ettirmişsiniz. Belediye Başkanlığı'nın mazbatasını almadan adamın belediye başkanlığı gitmiş diyorlar merhum Nihat Atlı için. MHP bu anlamda yani diyelim ki Kozan'ı AK Partiye verdiler, AKP'ye verdiler belediye başkan hakkını. Buna rağmen Kozan belediye başkanının aday edilmeyeceği fikri ön plana çıkıyor. Tabi bu arada da, e, de, belediye başkanı da yedek e, olarak diğer partilerle ilişki içerisinde e, olmaya özen gösterdi. Deva Partisi ile ilişki kurdu, CHP ile ilişki kurdu, İYİ Parti ile ilişki kurdu. Kendince önlem almaya çalıştığı söyleniyor. Bence enerjisi, sinerjisi falan bitti. E, Kozanlı'ya vereceği pek bir şey, hiçbir şey, ol, hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Geçmiş e, hizmetleriyle... Ee, geçmiş hizmetler olmuştu mutlaka. Geçmiş hizmetleriyle ile de pek bir mantı olacağını düşünmüyorum. Yani belediye başkanı ile ilgili bir eleştiri getirdiğinde 1500 tane turul oradan cevap vermeye başlıyor ya. Ya bunlar Fethullahi davranışlar böyle isim dışı, ee, hakaret var, küfürlere girilme durumları falan. Yani bir yerde bir belediye başkanı varsa, bir siyaset varsa mutlaka eleştiri olacaktır. Ben demokratik kültürü e, burada e, siyasiler öğretmeye çalışıyorum ama habere gerisin gerisin gidiyorlar. Örneğin şurada bir hal yıkıldı değil mi? Hal yıkıldı. Hal yıkıldı oraya belediye binası yaptıracağız dediler. Ne oldu Allah'ını severseniz 400 milyar para vermişler halkın sırtından. Kime verdiniz? Bir mimara vermişler, proje çizdirmişler. Buraya belediye binası yaptıracağız demişler. Hiç yazıldığını, çizildiğini, konuşulduğunu, gazetecilerin haber yaptığını, siyasilerin konuştuğunu, muhalefetin eleştirdiğini görüyor musunuz Allah'ını severseniz? Burada iktidarla muhalefetin kim olduğu da belli değil ki. Bir bakıyorsunuz şimdi bir güneş enerjisi meselesi diyorlar. Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı, Saadet Partililer diyor ki cumhurcular var ya bu cumhurcular hizmetin önünü engelliyorlar. Engellemezlerse biz hizmeti fışkırtıracağız diyorlar. Bir bakıyorsunuz cumhurcular dedikleri yeri kendileri gidiyorlar. Bu sefer Cumhur İttifakı olarak biz var ya şöyleyiz böyle falan başlıyorlar. En şey diyelim ki Hale Koza işte şuradaki kapalı Hale pazar yerine kapalı pazar yerine şu kapalı açık neyse pazar yerinin oraya güneş enerjisi yapalım diyorlar. Saadet Partisi'ndeyken Cumhur İttifakı'ndaki MHP'li ve AKP'li diyelim oradaki meclis çok çoğu hayır diyorlar, karşı çıkıyorlar. Şimdi Cumhur İttifakı'na geçti bir sefer de evet diyorlar. Kardeşim bu ne çelişkidir ya? Bu ne kubraylıktır ya? Yani siyasetse Saadet Partisi'ndeyken, İYİ Parti'deyken, CHP'deyken, MHP'deyken, AKP'deyken hepsinde aynıdır kardeşim ya. Hizmet hepsinde aynıdır. Niye böylesin? Bu kafa, bu kafa. Bu kafaların belediye meclis üyesi olmasını istemiyorum işte. Zaten bazılar da ya zaten şöyle çık veriyorlar ya böyle ortaya. Belediye meclis üyesi olmak istiyorlar. Aslında belediye meclis üyesi olsun. Ya başkanlığa dayım ama benim belediye meclis üyesi yazar mısınız? Lütfen rica edin. O kafadalar yani. Peki seni yazmayı düşünüyoruz diyor. Parti tanrıları da oturuyor diyor ki seni madem bu kadar efor sahip ettin seni yazarım kardeşim meclis üyesi olarak diyorlar. Ama ben istediğim zaman el kaldıracaksın istemediğim zaman indireceksin eli diyorlar. Parmakçı oluyorlar arkadaşlar. Mideden bağlı olduğu zaman ne oluyor? Mideden bağlı olduğu zaman ne oluyor? O zaman <laughs> işin düşüyor, gücün düşüyor. Rant peşindesin, para peşindesin, yale peşindesin filan festegiz. Bu sefer kıvırmaya başlıyorsun böyle. El altından ilişkiler kurmaya başlıyorsun. Zübük'i izleme burada. Zübük filmini canlı canlı izliyoruz. Siyasetin, siyasetin yerlerde süründüğü dönemdeyiz. Yerlerde süründüğü dönemdeyiz. Çünkü halkı önemsemiyorlar. Çünkü toplumsal sorunlara soğuk bakıyorlar. Çünkü idealist değiller. Fırıldaklığı biliyorlar. Fırıldak kıvılay gibi bir oraya hepsi geçmeye çalışıyor. Ama Çizgisi sağlam insanlara saygı duyuyorum. Onu bunu birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Şeytanlık yapıyorlar. Yani kalp siyasetçinin kalbi bozuk olduğu zaman, kalbi bozuk olduğu zaman o topluma yansır. Yazık bunu yapmaya. Hiç kimsenin hakkı yok. Adaylardan söz ediyorum. AKP'de de böyle isim, öne çıkan kişiler var. Örneğin öne çıkan isimlerden birisi de Hilmi Baysal. Hilmi Baysal Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı içinde ismi geçiyor. Bence yani açıktan desteklenilecek bir isim. Net söylüyorum bunu. Kozan Belediye başkan adayı keşke olsa Hilmi Baysal gibi bir isim. Çünkü kendisi gerçekten prensip adamı. Çok çalışkan, çok enerjik prensip adamı. Esnek de böyle at gözlü takan bir siyaset falan değil. Gelişime, yeniliğe, değişime açık birisi. Hilmi Baysal. Siyasetten seçilme şansı olmadı şimdiye kadar. Belediye başkanı adayı da oldu, milletvekili adayı da oldu. Allah'ını seversen Hilmi Baysal'ın tozuna bile yetişemeyecek insanları gördük ya. Hiçbir katkısı olmayan insanları gördük ya. Yani şöyle bir toplumda halkla, bir sistemle hiçbir ilişkisi olmayan insanlar geliyorlar, geçiyorlar. Yani nasılsa halkı, yani bu, bu demokrasi değil aslında. Yani e, nedir? E, yukarıdan belirliyorlar, onlar oturuyor yani. Değil mi? Keşke size bize sorsalar. Keşke halka sorsalar ama bizi bize düşürüyorlar, bizi bize düşürüyorlar, toplumu birbirine düşürüyorlar, kaotik bir ortam oluşturuyorlar, ayrıştırıyorlar. Benim gibi neden düşünmüyorsun diyorlar. İnsanların ekmekleriyle uğraşıyorlar. En kötü şey siyasiler bir kere şunu söyleyeyim, yani. o be, egoları çok yüksek belediye başkanları. büyük şehir olsun, şey olsun kozan olmuş olsun yani şöyle belediye başkanlarını Türkiye'de tüm ille geç geçirin, bölge bölge geçirin. Yahu nedir o koca koca resimleriniz? Bu nedir bu egolarınız ya? Ya tekrar tekrar ediyorum, bir şehirde, bir şehirde, yol, lağım, sinek sıkıntısı yaşıyoruz ya. Ya yazıklar olsun ya, yazıklar olsun ya. Allah'ını seversen ilk altı ayda yollar hepiniz yapıyordunuz hani. Seçim yaklaştığında hepsi projelerden bahsediyor. Kaleye şey, şey, teleferik de kuracak mısınız? Artık dalga geçeceğiz ya. Ya da kaleye balon, balon mesela, balon yapacak mısınız? Tebrik edeceğim sizi ya. Allah'ını severseniz ya. Yapmayın, dalga geçmeyin ya. Kimse aklımızda alay etmesin ya. Kimse aklımızda alay etmesin ya. Son derece başarısızlar. Son derece başarısızlar. Kalpleri mühürlenmiş gibi. Troll besliyorlar. Onu ona, onu buna birbirine düşürüyorlar toplumu. Bunun adı siyaset değil ki. Demin söyledim yani. Modern okulları bitirmiş olabilirsiniz ama kafanız orta çağ. Bıyık altından insanları gülüp böyle birbirine düşmek yöneticilik demek değil kardeşim ya. Evet. Ee, şimdi değişimin şart olduğunu söyledik. Genç kesimlere önlerin açılması gerektiğini söyledik. Eğitimli zehir gibi cefer gençlerimizin. İşte eleştiri yapanlara işte küfür kampanyası düzenlediklerini görüyoruz. Ben yani somut bir şekilde şudur budur filan söylemiyorum bu konuda ama öyle sanıyorum ki e, Troll besleme işi Fethullah'ı alışkanlıklardan kaynaklanıyor e, Kendiliğine e, e, ya e, Yani Ben bunlar aslında ne diyorum biliyor musunuz? Bu tür e, e, egoların Megalomanlığın yüksek olduğu e, e, Pozisyonlara Siyasal şizofreni Diyorum Yani Çok ego yüksek ve aşırı megalomanlık var e, siyasal şizofreni yaşayanlar e, toplumu bilemez. E, kötülüğü, şeytanlığı siyaset sanırlar. Bu siyaset değil. Bu siyaset değil. Özledik. <laughs> Değerli izleyiciler, şeffaflığı özledik. Adam akıllı, doğru düzgün, sözüne sadık, başkalarının ekmekleriyle uğraşmayan yönetimleri özledik. Yani, şu memlekette herhangi bir iş yerine gidin, pastanesinden, fırıncısından, belediyelerine varına değin. Oradaki işçilerin, oradaki çalışanların her an işten atılıyormuş gibi bir duygu içerisinde yaşamaları ne kadar korkunç, ne kadar kötü insanların beddualarını almak. Bu bir mobbingdir. Her an işten atılacağım. Şefi, amiri, amir şefi eziyor, şef çalışanı eziyor. Ve belediye başkanları da tanrısal bir sanki hikmetmiş gibi Ekmek veren el. Ne ekmeğe veriyorsunuz kardeşim ya? Her vatandaşların, her vatandaşın, her yurttaşın anayasada geçer. Kamudan hakkı vardır. Kamudan hakkı vardır. Hiçbir belediye başkanı babasından kalan parayı, babasından kalan bütçeyi vermiyor arkadaşlar ya. Onlar da senin benim sırtımdan alıyor, maaşlarını alıyorlar ya. O parayı tasarruf ediyor. Bu halk kendi kendisinin parasını alıyor zaten ya üst düzey bürokratlar, belediye başkanları nereden alıyorlar ekmeklerini, paralarını, yüksek ciroları, yüksek harcama yerlerini, o tasarrufları, o şatafatları, o lale devirlerini? Tepeden tırnağı siyasilere de soralım yani. Hepsi halkın üstünden, halkın sırtından sağlamıyor mu bunları? O zaman niye afraya tafraya giriyorsunuz ki? Ekmek veren elmiş gibi kendinizi uhrevi görüyorsunuz. Sonra koltuktan indiğinizde bir de bakıyorsunuz ki Allah Allah biz bir kulmuşuz ya. Sonra çay içecek yeriniz kalmayabilir. O yüzden insani davranışlara herkesi davet etmek durumundayız. E, MHP'den bahsettik, AKP'den bahsettik. Hilmi e, Baysal dedim. Abba, AKP'den mesela başka isimler de var. E, ben e, Örneğin Abdullah Bence potansiyel adaydır. Karizmadır Abdullah Avcı. gibi bir isim de çıkabilir orada. E, başka e, isimler e, şöyle düşünüyorum. Polat Kaya var genç i, isimlerden. E, Polat çıkabilir. Polatkaya Genç İş insanı, Eğitimli Değişim olacak. Değişim olacak. Ben Değişimin Değişimin ön seslerini duyuyorum, sevgili izleyiciler. Ön seslerini duyuyorum. Ayna karşıda iki kere üç kere yıkanılmaz. Tabi insanlarda. Layık oldukları şekilde yönetilirler. Burasını da belirtiyorum. Sevgili Mehmet, tamam. Yeterli mi bu kadar bize? Haftaya buluşmak dileğiyle ya da 2-3 gün sonra buluşmak dileğiyle günü yorumlayacağız böyle. Böyle aday adaylarına da söz edeceğiz inşallah. Tamam mı? E, haberleşiriz. Hoşçakalın.